Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çıkış yolu programında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Perinçek, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesiyle dünya dengelerinin değişeceğini ifade etti. Türkiye'nin Esad'ı davet etmesi gerektiğini kaydeden Perinçek, görüşmede üçüncü bir ülkeye ihtiyaç olmadığını dile getirdi. Bu Suriye'de yeni bir başlangıçın ötesinde, Batı Asya'da yeni bir başlangıç, Asya'da yeni bir başlangıç, dünyada yeni bir başlangıçtır. Yani hem PKK, PYD, YPG, ikinci İsrail planına hizmet eden Amerika güdümlü terör örgütlerini hem de ve İslam milletlerine karşı mücadele eden o HTŞ, DAEŞ gibi terör örgütlerini bitirme olayı sonuç itibariyle Amerika'nın oradaki bastığı zemini ortadan kaldırıyor. Bu Filistin'e çok büyük bir dayanışma. Rusya'yı Ukrayna'da o savaşta çok rahatlatan sonuçlar doğurur. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlar. Türkiye'nin terörle mücadelede problemlerini halleder. Ve Türkiye'nin Asya kapısından böyle o kapıyı büyüterek girmesi sürecini hızlandırır. Vatan Partisi olsa Sayın Beşar Esad'ı doğrudan doğruya biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak davet ederiz. Burada Putin tabii dostumuz, Rusya tabii dostumuz. Ama davete Rusya'nın, Rusya ile birlikte davet etmeye Türkiye'nin ihtiyacı yok. Yani sonuç itibariyle Suriye bizim komşumuz. Burada bizim Suriye ile ilişkilerimizi geliştirme ve oradaki terör örgütlerini temizlemede iki ülkenin bir üçüncü ülkeye görüşmelerde ihtiyacı yok. Tabii ki burada dünya çapında bir cepheleşme var. Burada Rusya'nın desteği, İran'ın katılımı, destekleri falan, Irak, Lübnan bunların hepsi çok önemli. Ama Beşar Esad'la görüşmede yani bizim özgüvenle Sayın Beşar Esad'ı davet etmemiz daha isabetli olurdu. İki program çarpıştı. Birisi Vatan Partisi'nin programı, diğeri AK Parti'nin ve AK Parti'nin arkasında da yani Amerika'nın gölgesinin olduğu program. Belirttiğiniz gibi siz PKK'yı 40 kilometre, 80 kilometre, diyelim 100 kilometre aşağıya ittiniz, süpürdünüz. Orada yine var ama bizimki neydi? Suriye ile işbirliği yaparak PKK'yı Suriye topraklarında bütünüyle temizlemek. Temizlediğin zaman Irak'ta da biter zaten PKK ve her yerde biter. Şimdi bak, bu iki politika çarpıştı. Ne oldu? Vatan Partisi'nin programı galip geldi. Yani bu Vatan Partisi'nin iktidara ilerlediğini gösteren bir olay şu.